Bizimle savaşanların güvenliğini sağlamak, askeri ve diplomatik seviyede devam eden tüm planlama çabalarımızın en kilit kısmını oluşturuyor. İşte bu sözler ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Wattle'a ait. Wattle, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin huzuruna çıktı. Orta Doğu'daki gelişmeleri ilişkin soruları yanıtladı. Terör örgütü PKK-PYD'ye desteklerinin devam ettiğini bu ifadelerle gözler önüne serdi. ABD Başkanı Trump çekilme kararını 20 Aralık'ta duyurmuş, çekilmenin 100 gün içinde tamamlanacağını söylemişti. Ancak aradan geçen 1,5 aylık süreçte somut bir adım atılmadı. Wattle'da çekilmenin tamamlanma süresine ilişkin net bir açıklama yapmadı. Suriye'den çekilme takvime ve şartlara bağlı değil dedi. Wattle, DAEŞ'la mücadelede önemli adımlar atıldığını ifade etti. DAEŞ'ın 30 kilometrelik bir alana sıkıştığını belirtti. But it is important to understand that even though this territory has been reclaimed, the fight against ISIS and violent extremists is not over, and our mission has not changed. Wattle, çekilme sürecinde müttefik ve ortaklarımıza danışacağız dedi. Bölgede istikrarın sağlanması için görüşeceklerini vurguladı. Müttefik ve partnerden kastettiği ise terör örgütü PKK-PYD'ydi. Wattle, hem PKK-PYD'li teröristlerin korunması hem de Türkiye'nin sınırlarındaki güvenlik kaygılarını değerlendireceklerini de dile getirdi. Wattle ayrıca PKK-PYD'nin Esed rejimiyle de görüştüğünü kaydetti. İddiaya göre bölgede hala 30 bine yakın DAEŞ'lı terörist var. ABD komutanına bu iddia soruldu. Wattle, bu sayının Suriye'nin tamamını kapsadığını söyledi. Teröristlerin açık alanlarda dağınık halde barındığını ifade etti. ABD ve koalisyon güçlerinin bulunduğu alanda 1500 civarında terörist kaldığını kaydetti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne DAEŞ raporu sunuldu. DAEŞ'ın hala küresel bir tehdit olduğu vurgulandı. Rapora göre yabancı teröristler serbest bırakıldı. Onların geri dönme ve yer değiştirme ihtimali oldukça yüksek. DAEŞ bulunduğu bölgelerdeki yerel operasyonlara öncelik veriyor. Bu nedenle Irak'ta gizli bir ağa dönüştü. Örgüt geçişi uyum ve güçlenme aşamasında il düzeyinde hücrelerini organize ediyor. Üstelik Suriye'den gelen militanlar da Irak'taki ağa katılıyor. Rapora göre bazı ülkeler Irak'taki gizli yapının Suriye'ye de sıçramasından endişe duyuyor. DAEŞ'ın elinde 30 ila 50 milyon dolar finansal kaynak olduğu da kaydedildi.